Şimdi bir dörtgen verilmiş. Ardışık köşelerden çıkan açıortaylar var. Bizden istenen AEB açısı. AEB şu açı. Aradığımız açıyı x diyorum. Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. Eğer bir dörtgende ardışık köşelerden çıkan şöyle açıortayların arasındaki açı isteniyorsa bu diğer iki köşedeki açıların yani şunların toplamlarının yarısı olur. Yani biz x'i kısa yoldan bulmak istiyorsak şu olur. 100 artı 110 bölü 2. Toplarız ikisini. 210 2'ye böleriz 105. Yani buradaki x açısı 105'tir. Kısaca böyle bulabiliriz. Ama diyelim ki bunu hatırlayamadık ya da karıştırdık, emin değiliz. O zaman şunu yapabiliriz. Bu şöyle isimlendireyim, bu birinci yol olsun. Böyle yapabiliriz birinci yol. Direkt bağıntıyı kullan. Veya şunu yapabiliriz. Şuradaki A köşesindeki açılara şöyle AA diye, B köşesindeki açılara da BB diye isim verebiliriz. Ardından şunu yaparız. Dörtgenimizin açıları. Buradaki açı 2A. Şurası 2B. Burası 110. Burası da 100. Bu dörtgenin toplamı 360 derece olacak. Yani 2A artı 2B artı 110 artı 100 eşittir 360 olacak. Şimdi 2A artı 2B şunları topluyorum. 210 yapıyor. Eşittir 360. Bu 210'u karşıya atıp 360'tan çıkaracağız. Bu durumda da 2A artı 2B eşittir 360 eksi 210'dan 150 olur. 2'ye bölersek her iki tarafı A artı B'miz de 150'nin yarısı 75 derece olur. Demek ki A artı B'miz 75. Şimdi gelelim aşağıdaki şu şekle. Şurada bir tane üçgen var. Açıları X, A ve B. Bu üçünün toplamı 180 derece olacak. Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olur. Yani X artı A artı B eşittir 180 derece olur. Biz az önce A artı B'yi bulduk 75 derece olarak. Yani buraya 75 derece yazabiliriz. Ve bunu da karşıya atıp 180'den çıkarırsak x açımız 180 eksi 75'ten 105 gelir. Yani x açısı 105. Tabii az önceki formülü kullanarak da çözebiliriz veya buradan isimlendirerek çözmek de mümkün.